Değerli basın mensupları, kardeş, dost ve müttefik ülke Kosova'da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve sevgilerini iletiyor. Kosova Savunma Bakanı Sayın Eyüp Maçadonsu'ya ziyaretimiz esnasında göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan birisi olan Kosova ile ilişkilerimiz, köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Kosova ile yapılan üst düzey ziyaret ve görüşmeler kardeşliğimizi pekiştiriyor, ikili ilişkilerimize katkı sağlıyor ve stratejik ortaklığımızı daha da derinleştiriyor. Dost ve kardeş Kosova'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü, Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini ve uluslararası kuruluşlara üyeliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Sayın Bakan'la çok kapsamlı, olumlu ve faydalı yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Başta Kosova olmak üzere Balkanların barış, huzur ve güven içerisinde olmasına büyük önem verdiğimizi de vurguladık. Bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, bu kapsamda üstlendiğimiz KFOR komutanlığını da tam bir tarafsızlık ve şeffaflık içerisinde yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik. Türkiye-Kosova arasındaki askeri eğitim, savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğinin attığımız yeni adımlarla her geçen gün daha da geliştiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kosova'nın kendisi içinde tehdit olan FETÖ konusunda attığı ve atacağı somut adımlar işbirliğimizi ve dostluğumuzu daha da artıracaktır. Türkiye-Kosova ilişkileri ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde her alanda daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum. Değerli mevkidaşım Eyüp Maçadonsu'ya göstermiş olduğu misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyor. Dost ve kardeş Kosova halkına selam ve saygılarımı sunuyorum.